Özkan Sağ'ınla birlikteyiz. Ben Özkan Sağ'ım. Şu an başlangıçtayız. İleride nasıl olacak bilmiyorum ama... Haftaya bozuyormuş ben. Sen mesela şu an sosyal medyayı çok kullandığın için soruyorum. Aldığın en çok soru ne? Ne kadar? Kaç para? Uzuyorum lan. Yani. Hmm. Uzadığının da bir göstergesi. Çünkü bir şey mucize yani aslında. Hoş abi. Bu konuyu açmam lazım. Açalım. Live Life Toller. Herkese merhaba. Ben baş fizyoterapist İlayda. Ben baş hemşire Özlem Öztürk. Ben diyetisyen Meltem Kurtepe. Özkan Sağ'ınla beraberiz. Ve bir haftalık süreç nasıl geçti bunu konuşmak istiyoruz aslında. Hı hı. Nasılsın öncelikle? İyiyim, fena değilim. Ama o bir hafta biraz yorucuydu. Biraz ağırlı, sancılı. Ama hiçbir zaman şey değil yani. Hiç ya of, çekilmeyecek bir sancı, çekilmeyecek bir ağrı gibi değil. Ama insanı yoran bir ağrıyla geçti. İşte diz bükmelerim biraz sorundu. İşte sizinle hocam onu... Açtık biraz, dizlerimi daha iyi bükebiliyorum falan. Ödemlerim gidiyor, sol bacağımda özellikle ödem bayağı bir gitti. Sağ bacağımda kaldı biraz. Hı hı. Galiba haftaya daha iyi olacağımızı ümit ediyoruz. İnşallah. Ağrılar nasıldı bu süreçte? Uyuyabildin mi geceleri? Ya geceleri uyudum. Biraz ben hep ters yatmaya, yüzüstü mü denir? Alıştığım için direkt böyle düz yatmak çok biraz zorladı. Ona alışmam gerekti. Onun dışında öyle ağrılı, sızılı... Gece uyuyamadığım olmadı aslında. Sadece yürürken işte alışma süreci zordu biraz. İşte tek başına bir şeyleri halledebilmek, tuvalete gidip gelebilmek, oturabilmek, kalkabilmek. Ama onları da buraya geldiğimde ikinci günün gecesinde falan halletmeye başladım. Sonra şeyi anladım yani. Meğerse gerçekten de burada bitiyormuş. Hep bunu diyordunuz bana da ben şey yapmıyordum. Gerçekten senin ne kadar inandığın, ne kadar başarmak istediğinle alakalıymış. Şimdi daha iyiyiz şükür. Peki ben şeyi merak ediyorum. Beklentin neydi ve yaşadığın şey ne şu anda? Yani beklentim aslında çok böyle ağrısızlığı için bir beklenti oluşturmadım kendime. Onu biraz görmezden geldim ameliyat öncesinde. Çünkü vazgeçebilirdim eğer ağrısızlığı çok düşünseydim. Biraz kendimi bu topun içine atıp sonra orada yaşamayı istedim. Beklentim yani aslında çok büyük korktuğum gibi de olmadı. Hastanede ikinci gün yürümeye başladım yani inanılmaz bir şey bu. O yüzden korktuğum gibi olmadı ki arkadaşlarımdan da bunu söyleyenler var. Ya beklediğimizden çok daha iyi gözüküyorsun. Biz daha seni böyle hasta, yataklarda perişan falan bekliyorduk falan diyorlar. Bu kadar hızlı toparlanabileceğini düşünmüyordum açıkçası. Ya yani biraz daha çok daha zor geçebilir düşünüyordum. Ama ağrısızlık konusunda yalan söylemeyeyim ağrısızlık çektim. Ama... Hiçbir zaman ağrısızlığı da şey demedim. Ya keşke yaptırmasaydım. Çok zor bir süreçmiş demedim. Hepsi şey gibi geldi yani. Özkan geçici bir böyle önemli. Şeyi merak ediyorum hastanede. Böyle ameliyattan sonra şok hali olur. Ya ne yaptım ben? Nasıl oldu? Pişman oldun. Aynen mı? Böyle hani hastanede yürürken falan. Mesela biz geldik Özkan'la. İyiyim ne yapalım? Hiç olmadım aslında pişman. Şey. Yani çünkü öncesinde kendimi şeye çok hazırladım. Hatta kendime video çektim. Eğer pişman olursam izleyeyim diye hiç izlemedim mesela. Ya, hani bunun neden gerekli olduğunu, hayatımda bunun elzem bir şey olduğunu kendime zaten anlatmıştım. O yüzden öyle bir pişmanlığım bir şeyim olmadı. Sadece şeye çok şaşırdım. Ameliyat öncesinde onu kavrayamamışım. Ameliyattan sonra hastanede çok büyük cesaretmiş. Yani evet. Gerçekten. Gerçekten. Evet, evet. Evet. Çok büyük cesaretmiş. Can Özkan. 1.67. Bugün bir hafta bitti. Evet. Bir santim oldu. Evet. Özkan'a 1.60. Bir santimi kutluyoruz. Aynen. Peki hastalarda mesela şey oluyor. Buraya gelince hani ameliyat öncesi hepsinin hedefi maksimum oluyor. Evet. 10 oluyor. Ameliyatı oluyorlar her hafta hedef değişiyor. Sende öyle bir şey oldu mu? Ya o hastaların durumu birazcık şeyden dolayıdır bence. Hem zaman hem de tamamen ortamlarından aslında kopup buraya geliyorlar. Zaman konusunda benim çok bir problemim yok. O konuda rahat olduğum için yani 10 santime kadar gidebilirim. Ya alışıyor insan bir süre sonra evet. Öyle oluyor ya hastalar bence bir genel. De tamamen şu daha doğru. Sonuç odaklı gitmek. Hı-hı. Yani 10 santim daha uzun bir Özkan'ı hayal edip direkt finalde belki
ağrı çekeceğim ama tamamen buna değecek diye düşünmek bence bu sürecin en önemli parçası. Evet. Bu arada beslenmede ya da beklediğimden çok daha kolay bir şekilde gerçekten adapte oldum. Teşekkür ederiz. Bu evet hani yüksek kalori ve yoğun bir diyet veriyoruz ama bunu hastanın buna tamamen adapte olması gerçekten zaman oluyor. Ama ameliyattan sonra beslenme de kısa bir süre sonra aslında toparladı, iyi gitti. İşte bugün hedefime ulaştım gibi hatta böyle bir konuşma da geçmişti. Gerçekten beklediğimden kısa bir sürede oldu. Bu tabii ki hani senin için de bir avantaj. Ara örneğin aksatmıyor. Aksatmıyor, evet. Proteinli bir şey Yani o verdiğimiz listeye uyum sağlamaya %100 bile olmasa hani onu takip etmeye çalışan hasta gerçekten benim işimi de çok kolaylaştırıyor. Öyle bir hasta gördüm ve ben de çok mutlu oluyorum. Hep beraber motive. Evet, çok motive ediyor gerçekten. Hem yedikçe doğru beslenmeyle aslında hani yedikçe değil de doğru beslenme burada daha doğru bir ifade. Hepimizin işi kolaylaşıyor ve biz hepimiz birbirimize bağlantılı olduğumuz için aslında beslenme... Evet, bu işin bir başlangıç noktası. İlaçlarını düzenli alabiliyorsun, seansların daha verimli geçiyor gibi gibi böyle bir sürü hep aslında her şey birbiriyle bağlantılı bir şekilde ilerliyor. O açıdan da gayet iyi gidiyorsun. İnşallah hep kesinlikle böyle devam eder. Öyle. Ya mesela beslenmesi kötü olan ve işte medikal ekibi dinlemeyen, ilacını düzgün kullanmayan bir hasta seansa geldiğinde ben hiçbir şey yapamıyorum. Evet, hiçbir şey geçiyor. O zaman da aslında bir anlamı kalmıyor. Yani fizyoterapi hep söylüyoruz, bu uzatma ameliyatının anahtarı. O zaman verimli geçmeyen bir seans bir işe yaramıyor aslında. Evet. Çok önemli. Yani ben işte şeyden yanayım. Şimdi bir süreç yaşıyorsun ister istemez. O süreç boyunca onu yaşayacaksın. Onu en kolay şekilde atlatabilmek için bir çaba göster ki hızlıca hedefini de tamamla, hızlıca ağrılarını da son bulsun. Bir de bende şey vardır yani, uzmanı bu işin neyse onu dinlemek. Şimdi siz uzmanısınız işinizin, siz. O yüzden hani sizi de olabildiğince zorlamamak, sizinle beraber adapte gitmek en doğrusu gibi geliyor süreç için. O konuda sizi yormamaya çalışıyorum aslında, o yüzden biraz dinliyorum gerçekten sizi. Gerçekten iyi bir hastasın. Evet. Şu an başlangıçtayız. Evet. İleride nasıl olacak bilmiyorum ama. Haftaya bozuyormuş belki. 2 santimden sonra bozuldu. Özkan, biraz seanslar hakkında konuşmak istiyorum. Hocam. Bu konuyu açmam lazım artık. Açalım hocam. Nasıl geçiyor? Gidiyor? Yani o da ağrılı sızılı. Yalan söylemeyeceğim. Ama sen de biliyorsun. Çok böyle acı çekiyorum. Sonra zaten bıraktığın an kahkaha atmaya falan başlıyoruz. Gülmeye başlıyoruz. Benim psikolojim bozuluyor. Şimdi germe yapıyoruz. O kadar acı çekiyor ki bırakır. Evet. Tam bir şeyim yok ya diye bırakın diye bana kızıyor. Hepsi çünkü anlık bir acı. Evet, bilmiyorum, acı eşiğim de belki düşük ama şeyi de istiyorum yani. Hemen o şey olsun, acısını çekeyim ve toparlansın. Ama çok acı çekince de böyle sıkılıyorum ve yoruluyorum. Orada da hani sen anlıyorsun, beni bırakıyorsun. Ama bıraktığın anda da çok normalim zaten. Evet. Yani çok böyle anlık. Çok yani anlık yani. Sen onu işte o kası çok şey yaptığın için o sürekli bir ağrı yaratmıyor bende yani. O hemen geçiyor ve seanstan sonra kalkıyorum. Kendime odama gidiyorum. Yatıyorum falan. Hı hı. Pinlerinin cilde temas ettiği yer. Pansumandan hiç ağrı hissediyor musun? Oralarımda hiç sıkıntı yok ya. Oralarım da gayet iyi. Bazen çok ufak şey oluyor, kalkarken, otururken ya da biraz fazla zorladığım zamanlar, şöyle döndüğüm zamanlar hissediyorum. Ama onun dışında öyle bir şey yokmuş gibi şu an. Uzatma yaparken canın yanıyor mu peki, anahtarı çevirdiğin zaman? Ben en çok ondan korkuyordum. Ya diyordum ki nasıl abi, döndürüyorsun ve kemiğini uzatıyorsun falan diyordum. Hiçbir şey hissetmiyorsun. O çok garip bir hiç his bile yok yani, bırak ağrıyı. Ağrı yok zaten, his de yok. Bugün spor yaptın mesela, nasıl hissettin? Güzel hissettim yani, hayatıma dönüyorum artık ve buraya gelmem daha bir hafta bile olmadı. Yani yarın bir hafta oldu. Yarın bir hafta olacak. Yani. Psikolojik olarak da iyi hissettiriyor tabii. Evet, ben evet, hastanın lobide görünce çok mutlu oluyor. Mesela evet, sürekli değil mi lobiye in Özkan lobi. Çünkü orada hani oyun oynuyorsun, bir şeyler yapıyorsun, insanlarla konuşuyorsun. Buradaki ortam nasıl bu arada senin? Ortam güzel ya. Geçen langırt falan oynadık falan, iyiydi bayağı. Yani. Yenildi ama PlayStation falan oynadık. PlayStation var, evet. Benim odamda da var gerçi ama şey... Aşağıda daha güzel. Kurum çok iyi ve şey, her an böyle... Hani sen bir şey istersin diye etrafında dolanan birilerinin olması çok güzel yani. Hani burada diyelim ki ben eve gitsem, annem olsa evde, annem bile o kadar şey yapmaz yani. Hani o kadar... İşte kalkarken bile
Kalkabiliyorum ben. Etrafımda böyle. Dikkatli koruma bir yere. İşte güvenlik geliyor, oradan birisi çıkıyor falan, aman falan. Abi diyorum tamam. Ben yapıyorum. Yani. O çok şey hissettiriyor, güven hissettiriyor. Mesela ilk de hani tek başıma şöyle kalkmayı sizin yanınızda bir deneyeyim dedim. Evet. Hani siz mesela hiç yanımda değilken deneyemezdim onu. Hı-hı. Yani siz bana güven verdiniz, onu denedim ve yapabildim. Sonrasında tek başıma da kalkabildim ve bana hep şey işte 1,5 hafta sonra, 2 hafta sonra işte toparlayacaksın deniliyordu. Abi ben ikinci günün gecesinde tek başıma ayağa kalktım yani. Güzel bir şey, evet, o ben daha uzun biraz bir süreç bekliyorum. Biraz seni sağlamlıyorsun, evet, aslında. Hı-hı. Bir de ilk 1,5-2 haftadan sonra aslında şu an yine biraz hani şey ağrıları oluyor. Ödem hala gitmediği, hı-hı, için. Tamamen aslında normal bir sürece döneceğim. Ödem gidince tabii hareket, hı-hı, kabiliyeti daha da artıyor. Şu an o biraz sınırlıyor, hı-hı, limitliyor o hareket. Yani çok iyi bir hasta Özkan. Gerçekten iletişimi çok kuvvetli. Bizi dinliyor, çok gayret ediyor. Belki hani insanlar görmüyor dışarıdan ama öyle biri gerçekten. Evet. Ama ben buraya gelmeden öyle düşünmüyordunuz, evet, değil mi? Evet, beni yani ben de çok şaşırdım. Şimdi hani... Hani sosyal medyada da tanınan bir yüz olduğu için böyle ya diyordum gelince nasıl olacak acaba, ne yapacağız, ama hakikaten çok tatlı bir insanmış, bunu anladık. Hepinize kök söktürseydim ya burada. Yani şey söylerdim. Kovuyormuşum sizi. Sen mesela şu an sosyal medyayı çok kullandığın için soruyorum. Hı-hı. Aldığın en çok soru ne? Ne kadar? Kaç para? Ya şaka bir yana şey, ben daha büyük şey tepkiler bekliyordum bunu sosyal medyada duyurduğumda. Aa, bu ameliyatı mı oldun ya, of falan gibi bir şeyler bekliyordum. Herkes aa hayırlı olsun, çok güzel, işte kararını destekliyoruz, işte senin için hayırlı olsun ve biz nasıl yapabiliriz? Yani nasıl bir süreç geçiyor, nasıl hissediyorsun, nasıl oluyor? Aslında ben Instagram'da biraz anlatmaya çalışıyorum ama çok boğmak da istemiyorum şimdi. Oranın da olayı tamamen boy uzatma değil benim sayfamın. Evet. Hani olabildiğince... Live Life Toller'a yönlendiriyorum ama işte yine soran eden hala oluyor. En çok ne soruyorlar? İşte kaç santim uzadın? Bir de şeyi çok düşünen var. Hani ameliyata girdin çıktın uzunsun. Aynen öyle. Keşke bir şey olsa. Ben diyorum nasıl olabilir lan bu? Ve sürecin nasıl geçiyor? Ağrısızı. Çok zor mu? Katlanılır mı? Değer mi falan? Ben de hep şey diyorum. Değer tabii ki de yani. Çünkü mutlusun. Mutluyum. Tabii ki. Tabii ki hocam. Mutlu. Yani şey, mesela ağrı çektiğim anlarda bile hep şey diyorum yani. Uzuyorum lan. Yani. Hani. Çünkü şey bir şey, mucize yani aslında. Hani bu hastaların ilk bıraktığı şey, bilmiyorum size buna katılır mısınız ama beslenme oluyor. Yani evet. Süreç yemeyeceğim. İlk başta yemek yemeyeceğim motive geliyorlar. Evet. Hatta işte tamam sen ne dersen onu yapacağım ben. Ben zaten sağlıklı beslenirim. Yok işte fast food zaten tarzım değil falan. Evet. Ya da sen yeme diyorsan yemem gibi. Ama böyle hani ağrı hissediyorlar ya da işte bilmiyorum belki burada olmaktan sıkılıyorlar. Hep ilk bırakılan şey beslenme oluyor. Depresyon, yani içe kapanma, gidiyor. Yemek yemeyeceğim. Ama işte aslında bu süreç komple bir süreç yani. Evet. Sadece bir iki haftalık değil de en başından sonuna kadar önemli bir süreç. Yani biz hep onu söylemeye çalışıyoruz. Gerçekten sabır isteyen bir süreç. Evet. Ve aslında yemekler, sağlık yemekler de çok kötü değil ki yani. Bence de. Fast food'a kaçmalarına. Evet. Mesela şu an pizza, benim canım pizza istemiyor. Hı-hı. Hamburger istemiyor baktığın zaman. Yani şeyler de iyi yani. Buradaki yemekler de iyi. Hı-hı. Bugün mesela patates kızartması yiyeceğime fırında patates yedim. Gayet patates kızartması yine yani. Çok da bir, çok büyük bir elzem bir fark yok. Evet. Bence de. Hatta bence daha lezzetli yani. Evet. Bir de kendini aslında iyi hissediyorsun. Kızartma olunca böyle çok evet. Evet. Ya ben kişiden kişiye değişiyordur belki de. Ben daha böyle sağlıklı şeyler yedikçe daha iyi hissediyorum. Ya tabii bu kişinin ameliyattan önceki beslenme tarzı, hayat şekli de çok etkiliyor bu tüm bu süreci. Hı-hı. Özellikle beslenme konusunda. Psikolojik olarak belki de şey düşünmek gerekiyor. Ya bu benim kemiğime iyi gelecek yani. Hı-hı. Kaynamama evet. iyi gelecek. Öyle düşünüp yemek gerekiyor belki. Daha hızlı mesela atlatacağım bu süreci. Mesela kelle paçada yaptığımız gibi. Evet, zorla kelle paça yedim ya. Gerçekten ne kadar kötü bir yemek. Sevmiyor muydu?
Yok ama yine de suyunu hani bitirmeye çalıştım ama etini falan ama yemedim. Mesela bak beslenme olmayınca şimdi ilaç alamıyorsun. Aç karnına ne alacaksın? Evet, olmuyor. Bir de hani ilaç alamıyorsun, ağrın oluyor. Seansa gidemiyorsun. Hepsi birbirine etkiliyor. Tam uzatıyorsun kendini de. Evet. Uzamış oluyorsun sadece. Aynen yani uzasan. Evet. Yatarken de uzarsam işte işin amacı o değil, evet, aslında. Bir de sonrasında bunlar çıktıktan sonra da adaptasyon sürecini de hızlandırıyor, tabii, değil mi? Tabii canım. Belki işte bu süreçte sağlıklı beslenmek sonraki hayatı da etkileyebilir. Zaten ben alıştım ben. Bir fırsat olarak aynen görüyorum. Yani burada her gün birisi sana bir şeyler soruyor. Ne yedin diyor. İlacını aldın mı diyor. Evet. Hani birisi seni egzersize çağırıyor mesela. Hı-hı. Bunu burada yapamıyorsan evde tek, evet, başına bence öyle hiç yapamazsın. Yok, mümkün değil. O biraz bahane hocam. Olabilir, evet. Onu ben bazen kullanıyorum başka şeylerde. Bilirim yani. Özkan çok teşekkür ederiz. Zaman ayırdın. Teşekkür ederim. Çok keyifli bir sohbetti. Evet, bunu her hafta yapalım. Yapalım. Böyle vlog gibi. Süreç nasıl gidiyor, aynen bir görelim bunu. Arkadaşlar işin uzmanlarıyla boy uzatma sürecinin bütün detaylarını konuştuk. İlk hafta nasıl geçti bunları anlattık size. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Ve haftaya çekeceğimiz video için de yorumlara boy uzatma ile alakalı merak ettiğiniz tüm soruları sorabilirsiniz. Bu arada kanala abone olmayı da unutmayın. Lütfen. Yani sürecimi takip edebilmek için ve bu konuda daha fazla video görmek için kanalı içeriklerine göz atabilirsiniz. Sizi çok seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Görüşürüz. Live life olur. Live life olur. Aynı anda mı söyleyeceğiz?